Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Önümüzdeki ay gelecek olan iki karakterden bir tanesi arkadaşlar. Yeni, yepyeni, öyle böyle olmayan Karadul arkadaşlar. Yepyeni bir Karadul geliyor beceri sınıfından. Bakalım bu Gundi nasıl özelliklere sahipmiş. Baya baya bir şey yazmıştı arkadaşlar. Hem okuyalım hem de yorumlayalım. Tabi bunlar kağıt üzerindeki bilgiler. Bir bakalım arkadaşlar. Ne işe yarıyor, ne için oyuna getirmişler. Ekstra daha önce kimse olmayan ne görevler var ki çok anahtar bir görevi de var arkadaşlar. Onu da söyledikten sonra operasyona haydi başlayalım. Karadul hakkında demişler ki erken yaşta KGB'ye dahil edilen ve Kırmızı Oda'da eğitim alan Natasha Romanov, ben yıllarca Romanov diyebilirdim var ya. Meğersem Romanov'muş. Vay arkadaş. Aydınlanma çağına girdim. Dünyanın en büyük ve en acımasız suikastçılarından birine dönüşmüş ve Nick Fury'nin falan filan. Burası arkadaşlar trash bölümü yani hikaye bölümü. İsterseniz durdurup okursunuz abi. Gelelim biraz daha action'a. Şu bölümde arkadaşlar şimdi Karadul'un genel hatlarından bahsediyor. Böyle genel özelliklerinden bahsediyor. Ne yer, ne içer, çay, çorba falan. Ne sever onu söylüyor arkadaşlar. Bakalım ve üzerine yoğunlaşalım. Kağıt üzerinde Karadul nasıl gözüküyor? Demiş ki Karadul kritik vuruşlar, şoklar, savunma yeteneği isabetini azaltma ve kaçırma konusunda mükemmel olan bir suikast şampiyon. Yani bence şu anda var olan Karadul'un bir üst modeli gibi. Yani tabii ki Clairvoyant'tan bahsetmiyorum ötekisten. Şu anda arenada olan ve kastığımız arkadaşlar Storm var. Ben Storm'un da eski Storm'un bir üst modeli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki geldiği zaman bir mıncıklayacağım, bir kurcalayacağım abi. Bir şöyle sağına soluna bakacağım, hareketlerine bakacağım. Ona göre tekrardan mutlaka bir yorum yaparım. Ama şu andaki görüşüm, arenada var olan Storm, şu andaki oyunda var olan Storm'un yani ne bileyim böyle bir steroid verilmiş hali, böyle bir amino asit basılmış hali biraz daha güçlendirilmiş. Ama onun temeli üzerinden gitmiş gibi gözüküyor. Buradaki Karadul'a da baktığımda arkadaşlar yine var olan eski Karadul'un bir üst modeli, bir üst versiyonuymuş gibi gözüküyor. Burada diyor ki, şöyle dikkatle bakıyorum, kritik vuruşlar. Mesela özel saldırı attığında da hem isabet hem de zalimlik açıyordu ve kritik oranını arttırıyordu arkadaşlar Karadul'umuz. Şoklar ekstra bir özellik eklemiş. Vurduğunda şok da verebiliyor. Elinde böyle şey var. Gerçi eski Karadul'u hatırlayın. Özel saldırı 3 attığı zaman gidip diye böyle elektrik falan veriyordu. Onu hayata geçirmişler. Artık şok da verebiliyorum diyor. Savunma yeteneği sebep isabetini kapatmazdan var olan bir şeydi. Aynısı birebirini çat diye yapıştırmışlar. Ve kaçırma arkadaşlar. Kendisinin kaçma özelliği var. Kaçma özelliği normalde orada da vardı. Burada biraz daha fantastik bir şekilde eklemişler. Yani sırf şuradan baktığımda bile arkadaşlar. Yani kritik vuruş, şok, savunma yeteneği sebep kapatma ve kaçma var olan Karadul'un çakması imitasyonu arkadaşlar. Direkt belli oluyor zaten. Ama mutlaka yeni olduğu için abidik gubidik biraz daha ekleme yapacaklar gibi gözüküyor. Bakalım. Bu da hani aynısı derken şok muhabbet hani özel saldırı 3 efektinde şok veriyordu. Ama kendisi şok vermiyordu ya. O babdan söylüyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Dul'un içgörü yeteneği rakibi bir saldırıya açık kaldığında tetiklenir. İçgörü yeteneği diye bir özellik var. Yani böyle gerçek saldığı değil de gerçek görüş değil de iç görü yeteneği demiş arkadaşlar. Altıncı his gibi bir şey yani. Kadınlarda olur ya böyle altıncı his. Sanıyorum o tarz bir şey. Bakalım ne işe yarıyormuş. Rakibi bir saldırıya açık kaldığında tetiklenir. Ve temel ve özel saldırılarının gelişmiş verimlilikle vurmasına izin verilmiş arkadaşlar. Bu yeni bir özellik iç görü yeteneği. Yani iç görü yeteneğini gördüğümüzde nedir abi? Biraz daha güzel vurmasını sağlıyor. Saldırı gücünü arttırıyor diyelim. Karadul Insight aktifken şok ve savunma yeteneği doğruluğunu azaltma yeteneği önemli ölçüde artar ve ayrıca her bir kombinasyonda kritik derecelenmesinin artmasına izin verir. Insight aktifken arkadaşlar. Insight. Acaba bu içgörü mü oluyor? Sanıyorum mu oluyordur. Rakipler ayrıca Karadul ölümcül kökenmiş arkadaşlar. Her defasında savunma yeteneğinin başarısız olmasına neden olan ekstra hasar veren
İnce sabotaj debufflarının da farkında olmalıdır. Yani burada olay şu. Rakibin yetenek isabeti tetiklenmediği zaman da ya da tetiklendiğinde başarısız oldu. Savunma yeteneğinin başarısız oldu. Yani tetiklenmediğinde Karadul ekstra hasarlar vermeye başlıyor. Hatırlayın, bir macera gelmişti. Biz bu sonsuzluk taşlarını topluyorduk arkadaşlar, hatırlarsanız eğer. Orada Karadul için de bir sat sonsuzluk taşı vardı. Ve o sonsuzluk taşında arkadaşlar rakip yetenek isabeti aktif etmedikçe Karadul coşuyordu, hatırlarsanız. Yani onu buraya getirmişler. Bir nevi parça. Yani aslına bakarsanız çok da yeni bir şey yok. Çok da yeni bir şey yok. Sadece Karadul'u biraz daha nasıl yükseltebiliriz diye ıkınmışlar. Ikına ıkına bir şeyler çıkartmışlar gibi gözüküyor. Yani süper bir şey çıkar mı? Birazdan yazıları okuyacağız. Prestige'e baktığımızda 5 yıldız arkadaşlar 10.620 ile beceri sınıfına yeni bir prestij karakteri eklemişler. Eğer prestiji varsa aktif etkinliği de birazcık düşük olur gibi geliyor. Neyse. Beceri sınıfında olan bu karakterin temel tekniği dul görüşü. Yani iç görüş müydü? Neyse işte o. Şok hasarı veriyor. Hassasiyeti var hanımefendi sonuçta. Kaçınması var. Kendisi kaçıyor arkadaşlar. Sabotaj ve zulüm. Belki zalimliktir. Yani kritik attığında verdiği hasarı arttırma yeteneği. Şimdi yüksek kalıcı hasar veriyormuş. Vay arkadaş, yüksek kalıcı hasar. Acaba 50 bin 50 bin vurur mu? Neymiş? Karadul dul görüşünü, yani şuradaki örümcek görüşü neyse artık abi, onu ve Karadul'un şok debufflarını kullanarak oyuncular sürekli olarak yüksek miktarda hasar sürdürebilir. Yani elinde bir, bunun herhalde elektriği şok veren bir gundi var, bir kamçısı falan var arkadaşlar. Onunla sürekli çat 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 böyle verebiliyor. Nasıl mesela kanama hasarı arka arkaya veren bir Gwumpul var mesela, inanılmaz yüksek kanama hasarı veriyor. O tarzda bir şey olabilir. Bu da belki bu saldırı babında, yani şuradaki kalıcı yüksek hasardan bahsediyorum. Gwumpul'un kanaması yerine işte artık Karadul'un şokları olabilir arkadaşlar. Bu ancak işte Karadul'un dul görüşü aktifken oyuncu sürekli olarak rakibe vurursa mümkündür. Yani bu durumda bizim şu dul görüşü dediğimiz özelliği sürekli aktif halde tutmamız gerekecek. Kaçaklar kaçıyor. Neymiş? Karadul'un kaçma yeteneği bir saldırıyı kaçırdıktan sonra aktif olması bakımından benzersizdir. Ha, Karadul ne zaman kaçıyor? Bir saldırıyı kaçırdıktan sonra, yani rakibe vurdu ama vuramadı. Ne oldu arkadaşlar? Iska geçti mesela. Vururken ıska geçti. İşte o esnada kaçışı aktif hale geliyor. Aklımıza kim geliyor? Görünmez Kadın, C99, Ebony gibi arkadaşlar ıska geçirten karakterler geliyor. Bu ne demişler? Bu Görünmez Kadın ve G99 gibi şampiyonlara karşı bir grev, yani bir saldırı kaçırıldıktan hemen sonra tehlikeden kaçmasına izin verdiği için önemli. Yani bu özelliği özellikle bir iki karakter için kitlemişler. Ne demişler? Eğer ıska geçip anında bize saldırıyorlar ya, işte Karadul'da ıska geçtiği anda kendisi kaçıyor. Çat diye kaçıyor. Bu kaçma özelliği buymuş. Her şey olabilir mi bilmiyorum. Şimdi burada bir saldırıyı kaçırmak, acaba rakip kaçan yer olarak karşıda bunu yapabilir mi? Mesela Örümcek Adam, Nightcrawler, Given gibi, Örümcek Given gibi kaçan yer olarak karşıda bu işler mi? İlerideki açıklamalara bakarız. Savunma yeteneği sayacı. Bu yetenek Karadol'un Taş Adam ve Hulk'un Hiddeti gibi savunma yetenekleriyle ilgili şampiyonlara karşı vereceği hasarı önemli ölçüde arttırır. Savunma yetenek isabetini düşünüyorsan taş adam zaten taş yükleri açamayabilir. Ama Hulk'un öfkesiyle ne alakası var çözemedim arkadaşlar. Çözebilen varsa videonun altında, bildiğin Hulk. Hiddet açsa ne açmasa, ya bunun bir savunma yeteneğiyle bir alakası gelmiyor bana, neyse. Zayıf yönleri. Şimdi Karadol'un zayıf yönleri varmış. Mesela bu hasarların çok büyük bir kısmını şoktan veriyor. Aynı Gwumpul gibi arkadaşlar. Gwumpul nasıl mesela? Yüksek hasarının çok önemli bir kısmını kanamalardan veriyor. Kanama bağışıklılarda karşı sıkıntı olabiliyor. Mesela İttifak Savaşları'nda ben taş adam olan boss'u ya da boss olan taş adamı Gwumpul'la kesiyorum. Ama mesela 300-350 kayı 3 dakikada çıkartıyor. Ama kanama yeseydi aklını alırdım aklını. Neyse. Burada diyor ki şok bağışıklığı varsa bir kere diyor Karadol'un yüksek hasar vermesi düşürülüyormuş. Aynı zamanda gerçek saldırı ve gerçek doğruluk özelliğinde ne varmış? Karadol rakibin güvenilir bir gerçek saldırı veya gerçek o yeteneğine sahip olması durumunda kaçamaz. O kaçma muhabbeti vardı ya, işte kaçmasını gerçek saldırı hero'ları engeller arkadaşım diyor. Zaman üzerindeki hasar etkileri. Yani bunun bir bağışıklığı yok veya bir iyileşme sistemi yok. Bu yüzden
zamanla hasar veren mesela Archangel, değil mi? Bak direkt aklımıza mesela bu karşımıza geldiğinde aklımıza Archangel, siper at, ağır saldır, yapıştır, ağzını burnunu kır diyor insan. Yani buna karşı bir Archangel çok rahat gelir ama Quake gitmez. Çünkü saldırırken ki verdiği yetenek hesabı düşüklüğü kaçışını engelleyecekti arkadaşlar. Zayıf yönleri de şoka karşı bağışıklı olması, gerçek saldırı yapan bir karakter yani Corvus Glaive. Dikkat edin, şok oldu, şok yediği zaman ne oluyor Corvus? Sağlık basıyor. Corvus'ta gerçek saldırı var mı? Proxima ile beraber var. E daha ne olsun? Corvus da bunu güzel gıdıklayacak. Öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor ve bir yenilmez olduğu için de yine yük alır. Oba, tam bir Corvus'luk karakter geliyor. Yeteneklerine baktığımızda neler varmış, neler yokmuş arkadaşlar. Burayı çok uzatmayacağım ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Genelde şok hasar, yani şu yukarı söylediklerimizi şuradaki özellikler arkadaşlar biraz daha detaylandırmışlar. Şok hasarı veriyor. İşte ısı geçtiği zaman gidip ona vuruyor. Mesela ne kadar şok hasarı verdiğine bakmışlar. İşte 3,5, neredeyse 3,5 saniye boyunca 1827 enerji hasarı var. Yine burada arkadaşlar işte o yükleri kazanıyorsun. İşte Karadul'un kendi görüş yükünü falan filanını. İşte dul görüşü yetenek isabetinden etkilenmez. Yetenek isabeti düşürülemez. İşte baktığında dul görüşü aktif olduğunda bazı etkileri daha da artıyor. %60 oranında şok yeteneği artıyor. İşte atıyorum savunma yetenek isabet düşürmesi %70 artıyor. İşte ağır saldırıdayken 1,75 saniye boyunca sersem verme özelliği açılıyor. Bir komboyu sonlandırmak 24 saniye boyunca bilmem ne kadar hasar verme şansını %100 arttırıyor. En fazla bunu 8 kere depolayabiliyorsunuz. Hani 24 çarp. O zaman şöyle bir baktığımda yani 286 hasar 24 saniyede verecekse abi, yani saniye başına baktığımda arkadaşlar neredeyse 10-10 falan veriyor yani. 10-10, 11-11 şok hasarı veriyor. Bu da rakibinizin sağlık basmasını sağlayacak. Kötü bir şey yani. Güzel bir şey değil bu. Bir de burada saçma bir şey. İşte Tink ve Luke Cage gibi zorlu savunma şampiyonu. Luke Cage'in neresi zorlu savunma? Yani birinin burada kabama oyunu oynamayı öğretmesi lazım. Yani adamlar yaptığı oyunun ne işe yaradığını bilmediğinden dolayı böyle saçma sapan şeyler de yazabiliyorlar. Luke Cage'e kim demiş abi zorlu savunma defans? Adamların yaptıkları oyundan haberi yok. Gibi arkadaşlar burada da ekstra yani detaylara girmiş çok karışık olur diye anlatmıyorum. İsterseniz durdurursunuz arkadaşlar. Sizler okursunuz. Hatta şu sinyal, bir de kopya özelliğini söyleyeyim. Kopya özelliği arkadaşlar debuffların gücünü arttırırmış. Yani verdiği şokların gücünü arttıracak. Yeteneklerde %120 tetiklenmediğinde yapılan doğrudan hasarı arttırırmış. Debuffların süresini de artırıyor %80. Ve arkadaşlar özel saldırı falan attığınızda ya da işte görüş açıkken sabotaj debuffları yarım saniye boyunca duraklatılabiliyormuş arkadaşlar. Burada da sinerjileri var. Sinerjilerinde yani çok beğendiğimi söyleyemem arkadaşlar. Dediğim gibi durdurup kendinize bakabilirsiniz diyorum. Şimdilik muhabbet bundan mütevelli. Yani baktığım zaman var olan Karadul'un arkadaşlar bir tık iki tık daha yukarısı gelmiş gibi gözüküyor. Açıklamalarda yüksek hasar verebilirsin diyor ama bence vereceği yüksek hasar Given Pull veya Nick Fury tarzında kanamanız onlar kanamayla veriyor. Bu da şok debuff'ıyla verir gibi gözüküyor. Artık geldiği zaman bakacağız. İnşallah bunun da 5 yıldızını ekibimize ekleyeceğiz. Siz bu karakter için ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Düşüncenizi videonun altına yorum olarak da yazabilirsiniz. Hatta şimdilik ilk izlenimimize göre 10 üzerinden kaç yıldır? Hadi onu da bir yazalım bakalım. Ben veriyorum puanımı 10 üzerinden 6, 6,5 diyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.